Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra Ankara'ya her geldiğinde fırsat buldukça vakfımıza bekliyoruz. Tabii vakfımız 2016 yılında Türk dünyası ve akraba toplulukları arasında birlik, beraberlik, dostluk, dayanışma ve kardeşliği geliştirmek. Bu amaçla da her türlü ekonomik, sosyal, siyasal aklınıza gelebilecek bütün çalışmaları yapabilmek amacıyla kuruldu. Kuruluşumuzda parlamenterler var, iş insanları var, bürokratlar var, toplumun her kesiminden insanlar var. Ve burası tabii ismi Parlamenterler Vakfı olmasına rağmen sadece parlamenterlerin değil, işte kurmuş olduğumuz genç konseyiyle gençlerin, iş konseyiyle iş insanların, bilim konseyiyle bilim insanlarının, spor konseyiyle sporcularımızın ve basın konseyiyle de Türk dünyasının çok değerli basın mensuplarının buluşma noktası bir vakıf ve partiler üstü bir anlayışla hareket eden ve özellikle Türk Birliği'nin gelecekte sağlanması amacıyla 2016 yılında kurulmuş bir vakıfız. Ve inşallah yukarıda Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ettik. İnşallah en kısa zamanda vakfımızın ilk yurt dışı temsilcisinin şubeliğini de inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizde açacağız. Ve hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Konuk Cumhurbaşkanı'nın bu mücadelesinde Türkiye'nin geleceği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği mücadelesinde, Türkiye yüzyılı mücadelesinde inşallah hep beraber gönül gönüle çalışmalar yapacağız. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza Kıbrıs davasında vermiş olduğu mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, vakıf olarak her zaman her şekilde yanlarında olduğumuzu da özellikle belirtmek istiyorum. Ve gelecekte inşallah birlikte çok daha güzel çalışmalar hem ekonomik anlamda hem sosyal kültürel anlamda her açıdan birlikte güzel çalışmalar yapacağımıza, güzel adımlar atacağımıza da inanıyorum. Pazar sabahında Ankara'da birlikte olmaktan elbette büyük memnuniyet duymaktayım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elbette bizleri bu göreve başlama törenine davet etti. Ben de bir Cumhurbaşkanı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak burada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Çünkü hepimiz dün ekranlardan gördük. Gerçekten muhteşem bir tören. Şimdi öyle bir çağda yaşıyoruz ki teknolojiyle, ilimle, bilimle, başka başka değişimlerle, konjonktürel ve dünyadaki küresel dengelerin de değişmesiyle bir Sovyetler Birliği'nden bağımsızlıklarını kazanan Türk devletleri ve o Türk devletlerine liderlik yapan, önderlik yapan bir Türkiye Cumhuriyeti ve o Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan hayranlık ve dolayısıyla şu anda Türk Devletler Teşkilatı'nın geldiği aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mücahit'in devleti de oraya gözlemci olarak anayasal adımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kabul görmemiz. Ve dün de ben orada bütün bu ülkelerin devlet başkanları, cumhurbaşkanları ile muhabbet edebiliyorum, konuşabiliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını, hukukunu o coğrafyada en güneydeki bir Türk devleti olarak şanımızla, şöhretimizle, bizim atalarımıza, geçmişimize yakışır bir şekilde oradaki bayraklarımızla, oradaki varlığımızla bütün bu mücadelenin kopmaz bir parçası olarak bunları duyurabilmenin elbette mutluluğu, bahtiyarlığı, şerefiyle yolumuza devam edelim. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Kıbrıs Türk halkı bağımsızdır, özgürdür, hürdür ve geleceğe umutla bakabilmektedir. Bundan şu kadar yıl önce bütün bunlar oluşmadan biz yarın ne olacağımızı bilemezdik. Çünkü hala daha federal temelde bir anlaşma için çırpınanlar bilmezler mi ki onun içeriğinde muhteviyatında tek egemenlik, tek devlet, çoğunluğun azınlığı elbette yöneteceği, zaman içerisinde yok edeceği ve Avrupa Birliği oyunları, oyun diyorum çünkü biz Kıbrıs'ta Rumlar kadar egemeniz. Uluslararası anlaşmalar vardır. Lozan Anlaşması vardır. Kıbrıs Kuruluş Anlaşması da vardır. Ondan evvel 1571'lere kadar geri gideriz. Bizim atalarımız 80 bin şehit vererek Kıbrıs'ı Venediklerine, Yunanlardan değil, Venediklerden fethetmişler. Ve o zamanın coğrafyasında Osmanlı Devleti için fevkalade önemli olan ticaret yollarının kesiştiği her türlü stratejik ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak Kıbrıs Osmanlı Devleti'nin olması lazımdır diyerekten alınan Kıbrıs'ın 350 yıl sonra yine aynı önem ama bugün daha da önemli. Biz de devletimizi kurduk. Devletimizi yaşatmak, devletimizi güçlendirmek, Türkiye'nin desteğiyle her türlü kurum ve kuruluşlarıyla kendi geleceği için, kendi halkının varlığı için,
bu iradeyi ortaya koyan bir halkın Cumhurbaşkanı olarak ben her daim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisinde olabilmek, sesimizi duyurabilmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi, bizlerin ekonomisini, turizmini, yüksek öğrenim sektörünü, endüstrimizi, hafif sanayimizi, verdiğimiz mücadeleyi Türkiye ile, Türk kamuoyuyla paylaşabilmek. Şimdilerde Türk Devletler Teşkilatı'na üye olan ülkelerle, öz kardeşlerimize paylaşabilmek. Ama daha dahası sizlerle bugün de paylaşıyoruz buradan. Akraba topluluklarıyla, dünyanın çeşitli farklı bölgelerinde yaşayan bizim öz kardeşlerimizle mücadelemizi paylaşmak. Birlikten güç doğacağı ilhamıyla, bütün ilişkilerimizi bu teknolojinin ve iletişim kanallarının artmasıyla artık o kadar süratli bu işler oluyor ki aynı anda şu anda yaşanan bir şey oralardadır, orada olan bir şey bizdedir. Çünkü artık tek yürek, aynı gönül coğrafyasının insanları olarak teknolojinin de üstünlüğüyle çok daha birbirimize yakınız. Ve az önce yukarıda yönetim kurulunu şöyle bir takdim ettiler. Gerçekten çok güçlü, çok değerli eski milletvekilleri, yeni milletvekilleri ve sivil toplumdan, ekonomik hayattan çok önemli takım isimleri bir arada görmekten büyük mutluluk duydum. O bakımdan sizleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmek, orada belki ilk şubenin açılmasıyla bunun daha sonra diğer Türk devletlerine yayılması ve ondan sonraki süreçte sizlerin yapacağı çalışmalarla bütün bu değerlerin birleştirilebilmesi, aramızdaki bağların güçlendirilebilmesi, ortaklıklarla, işbirlikleriyle çeşitli farklı hem ekonomik hem kültürel hem yaşamsal projelerin hayat bulmasıyla bizlerin milli beraberliğinin daha da güçlenmesi hepimizin en büyük temennisi. Dolayısıyla sizlere teşekkür ederken bir kez daha hepiniz adına Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısını, büyük zaferini tebrik ediyorum. Türkiye yüzyılının hepimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çünkü şu bir gerçek vardır. Bütün Türk Devletler Teşkilatı'nda bunu gördüm. Osman Sayın Milletvekilim de Özbekistan'dan gayet bilmektedir. Bütün Türk Devletleri'nin başkanlarının, Cumhurbaşkanlarının, Sayın Cumhurbaşkanlarımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları hayranlığı gördüm. Onun liderinde bu Türk Devletler Teşkilatı'nın çok ileriye gidebileceğini düşünmekteyim. Çünkü potansiyel oradadır. Ve baktığımızda aralarındaki ticari ilişkilere şu anda olması gerekenin yarısı bile değil. Böyle sivil toplum örgütlerinin görevi çok önemli. Sizleri bir kez daha bu duygularda selamlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ve inşallah hep birlikte daha güzel günler bizim olarak diyoruz. Güzel ziyaret ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Yani sizin aracılığıyla tüm tabii tüm dünyası gençlik konseyi her zaman Kuzey Kıbrıs'ın Türk Cumhuriyeti'nin yanındadır. Sizin yanında saygı başkanım.